Karbonhidrat sayımı nedir ve ne zaman öğretilmelidir? Evet, beslenmenin önemli bir komponenti karbonhidrat. Az önce de söylediğimiz gibi biz diyabetli hastaların eğitimini tekrarlayacak olursak eksik olan insülünü verme, insülün enjeksiyonları. Şu anda insülün enjeksiyonlar şeklinde kullanılıyor ama aslında inhaler insülünler, fıs insülünler vesaire onlarla ilgili çalışmalar var ama daha yaygın kullanıma geçecek şekilde ilerlemedi. Daha fazla kanıta ihtiyacımız var onların uygulanabilmesi için. Dolayısıyla minik, çok can yakmayan minicik milimetrik iğnelerle yapılıyor. Günde 3-4 enjeksiyon ya da pompa tedavisiyle. O konulara belki daha sonra zamanımız kalırsa devam ederiz. Bir diğeri beslenme dedik. Beslenme içinde de karbonhidrat sayımı çok önemli. Hatta şimdi yeni yeni yağlar da sayılmaya başladı ama kalorinin, total kalorinin önemli bir kısmı yaklaşık %50'si karbonhidratlardan geldiği için karbonhidrat sayımı çok önemli. Karbonhidrat sayımı derken biz neyi kastediyoruz? Bir ünite insülünün etki ettiği karbonhidrat miktarı. Biz çocuklarımızı eğitiyoruz. Yaklaşık işte sosyokültürler kapasitelerine göre bu bazen 5 günde, bazen 10 günde, bazen 15 günde olabiliyor eğitimin tamamlanması ama işte bir ünite insülünün etki ettiği karbonhidrat miktarı, diyelim ki öğlen öğününde çocuk 100 gram karbonhidrat alacak ya da işte 50 gram karbonhidrat alacak. Her çocuğa göre bu değişebiliyor. Özel hesapları var, onları yapıyoruz biz. Diyelim ki işte 45 gram karbonhidrat alacak. Bir ünite insülün 15 gram karbonhidratı dengeliyorsa, 45 gram alacaksa o öğünde çocuk karbonhidrat, o zaman 3 ünite insülün alacağı karbonhidrat için yapması gerekiyor. Bir de öğün öncesi mutlaka kan şekerini bilmemiz gerekiyor ki, kan şekeri normal aralıktaysa aldığı karbonhidrata karşılık gelen insülini yapmamız yeterken, eğer kan şekeri yüksekse, diyelim ki normal kan şekeri aralığı nedir diyabetli çocuklarda? Normal çocuklarda 100'ü geçmemesi gerekiyor. 100 mg desilitreyi geçmemesi gerekiyor kan şekerinin. Ama diyabetli çocuklarda biz 80 ile 140 arasına ideal diyebiliyoruz. Hatta 70'e de inebiliriz bunu. Hipoglisemi, kan şekeri düşüklüğüne de meydan vermemek gerekiyor. Kabaca 70 ile 140 mg desilitre arası normal dersek ve çocuğun öğün öncesi örneğin kan şekeri 200 mg desilitre ise orada bir 60 mg'lık fazlalık var. Hedefimiz 140 ise üst sınır. Bir de onu karşılayan insülünü eklemek gerekiyor. Bunlar başta biraz karmaşık gibi gelebiliyor. Belki size de karmaşık geldi, bilemiyorum ama biz bunların eğitimi verdiğimiz için ve örnek uygulamalar hep yaptığımız için diyabetli çocuklar yaş grubuna göre kendileri de, anne ya da babaları da birlikte onları da eğitiyoruz. Çok rahat öğrenebiliyorlar ve çok güzel uyguluyorlar. Karbonhidrat sayımı aslında bizim işimizi ve çocuğun yaşamını oldukça kolaylaştırdı. Çünkü karbonhidrat sayımıyla kan şekerini hedef aralıkla ve dengede tutma oranımız çok arttı. Yani başarı oranı artıyor. Dolayısıyla uzun dönem komplikasyonları açısından da olumlu gelişmelere sebep oluyor. Karbonhidrat sayıp kan şekerini hedef aralıkta tuttuğumuz oranlar arttıkça. Peki hocam, düşük karbonhidratlı beslenme, ketojenik beslenme önerilir mi? Biraz önce de konuştuğumuz gibi sağlıklı çocuklara ne öneriyorsak biz diyabetlinin beslenmesinde de aynı şeyleri öneriyoruz. Dolayısıyla çocuk büyüme çağında büyüyebilmesi için kalori kısıtlaması yapmamız gerekiyor. Hem sağlıklı büyüyüp gelişmesi için bu lazım. Dolayısıyla böyle çok özel diyetler önerilmiyor. Bunlarla ilgili kanıt da yok ayrıca. Evet, karbonhidratı siz düşük alırsanız tabii ki kan şekeriniz düşecektir. Daha kolay düşecektir. Ama büyüme ve gelişme için olumsuz faktörler bu sefer devreye girecektir. Dolayısıyla sağlıklı bir çocuk ne kadar alması gerekiyorsa diyabetli çocuğun da benzer oranlarda karbonhidrat, yağ ve proteinden dengeli bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Burada önemli bir yanlış fazla vermek. Ay kan şekerim düştü, bakmadan yetişkinler de bunu çok yapabiliyor. Kan şekerim düştü, hadi meyve suyu içeyim. O zaman gereksiz fazla kaloriler de
alınabiliyor. Dolayısıyla diyabetli çocuğun, belki biraz önce unuttuk, onu da vurgulamak lazım. Diyabetli çocuğun izleminde kan şekeri ölçümü çok önemli. Mutlaka parmak ucundan kan şekeri ölçülmeli. Ama şimdi son yıllarda dedik ya, teknoloji gelişti. Diyabetli çocukların yaşamları bu anlamda, yaşam konforu yükselmeye başladı. Çünkü her ne kadar minicik iğneler de olsa, o çocuk için minik de olsa bir travma etkisi yaratabiliyor. Dolayısıyla şimdi glikoz sensörleri dediğimiz sürekli glikoz ölçme sistemleri çıktı. Diyabetli çocuklar ve aileleri için bunları kullanmak çok önemli. Şimdilik SGK kapsamında değil ve bunları aileler kendi imkanlarıyla alıyorlar. Dolayısıyla her ailenin imkanı olmayabiliyor. Biraz pahalı sistemler çünkü. Çalışmalar var derneğimizle de birlikte yürütülen. Belki yakında SGK kapsamına alınırsa o da daha bir kolay olacak. Çünkü sürekli glikoz ölçüm sistemlerinde takıyorsunuz aparatını cilde ve 5 dakikada bir o kan şekeri ölçümü yapıyor. Bu büyük bir, doktor içinde, hasta içinde, aile içinde çocuğu güvende tutan çok önemli bir bilgi. 5 dakikada bir o verilen ölçümler bizi tedaviyi yönlendirirken de nerede hata var, neyi daha doğru yapıyoruz, bunları tespit etmede çok önemli. Halbuki o sistemler olmadığında mecburen parmak ucundan ölçüm yapılması gerekiyor. İdeali de işte öğün önceleri, yatmadan önce, arada bir de gece yarısı 03 gibi, çünkü bazen gece yarısı ölçümleri çok düşük olabiliyor ve o zaman çocuk düşük kan şekeriyle en ağır tablo dersek nöbet geçirme riski de olabiliyor. Yani biz kan şekeri düşüklüğüne de meydan vermememiz gerekiyor. Kan şekeri yüksekliğine de meydan vermememiz gerekiyor. Yani normal ve ideal aralıkta ne kadar gidebiliyoruzun cevabı bize sürekli glikoz ölçüm sistemlerinde çok daha rahat verilebiliyor. Ama söylediğim gibi ulaşabilen ailelerin sayısı şimdilik sınırlı. Ulaşamadığımızda ne yapacağız? Tabii ki en güzeli de, en doğrusu da, en ulaşılabilir olması açısından parmak ucundan ölçüm. Ama bunu da işte bazen ihmal edebiliyor çocuklarımız. Günde en azından 4-5 ölçüm, ama ideali 7-8 ölçüm diye özetleyebiliriz. O ölçümlerin sonucuna göre de tedavi ve beslenmeyi şekillendirebiliyoruz.